Evet arkadaşlar 5. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım 1. dönem birinci yazılım sorularıyla karşılaşmış bulunmaktasınız. Bugün sizlere hazırladığımız 6 tane sorumuz var ve bu 6 tane soruyu ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Yüksek ihtimal bunlardan gelecektir diye düşünüyoruz. Peki... Sizler hazırsanız ben de hazırım ve sizler için matematik de çektim arkadaşlar. Bu videonun sonunda ulaşabilirsiniz. Matematiği de sizlere özel çektim. Hatta bir tane daha çekmeyi düşünüyorum. Sınavda birebir çıkabilecek sorular şeklinde en azından sizlerle tekrar etmiş oluyorsunuz. Peki bakalım. Bilim teknolojileri ve yazılım dersinin... Dikkat etmesi gereken durumları nelerdir? İsimlerimizi yazdık, numaramızı yazdık ve puanımıza tabii ki ne yazıyoruz? 100 yazıyoruz. Şimdi bilişim teknolojilerinin kullanıldığı alanlara 5 tane örnek veriniz. Şimdi şöyle düşünün ya benim aklıma gelmedi. Arkadaşlar bilişim teknolojilerini aslında her yerde kullanıyoruz. Her yerde aklına gelen birçok şey yazabilirsiniz. Mesela okulda yani aslında genel olarak biz bunu hitap ettiğimizde eğitim diyebilir miyiz buna? Evet eğitim diyebiliriz. Yani eğitim alanında kullanabiliyoruz. Böyle yorum yaparak aklına gelmese bile aslında yapabiliyoruz. Mesela şimdi teknoloji var değil mi? Eğitimde hangi teknolojiler var? İşte akıl tahtayı kullanıyoruz, yapay zekayı kullanıyoruz, işte Arduino'yu kullanıyoruz. Birçok şeyi eğitim kısmında kullanabiliyoruz. İşte sunular yapabiliyoruz. Bunun gibi bir de bunun sağlık alanı var. Sağlıkta da aynı mantıklı. Mesela şu anki teknolojik aletlerden dolayı, gelişmişlikten dolayı, bilişim teknolojilerini kullanmandan, kullanmaktan dolayı sağlık alanında robotlarla ameliyat yapılma durumları oluyor artık. Yani o yüzden sağlık alanında da çok fazla artık kullanılıyor. O yüzden sağlık alanında diyebiliriz. Peki bir diğer teknoloji, bir diğer kullanabildiğimiz teknoloji kısmı askeri arkadaşlar. İHA'lar var, sihalar var, hür kuşlar var. İşte ne bileyim muhteşem yani askeri yönde muhteşem bir şekilde bilişim teknolojilerini kullanıyoruz. O yüzden askeriyeyi unutmayız. Tamam askeri alanda da kullanıyoruz. <laughs> Tabii ki iletişim olabilir, güvenlik olabilir, ulaşım olabilir, bankacılık olabilir ki ulaşımı yazabiliriz. Neden? Çünkü şu an ulaşımda örnek veriyorum araçlarımız var mesela. İşte elektrikli araçlar var. Ulaşım artık daha konforlaşmış. Teknoloji daha iyi kullanıyoruz. O yüzden burada ulaşım diyebiliriz. Ve son olarak da en çok kullanılanlardan bile güvenlik diyebiliriz. Güvenlik alanında da bilişim teknolojilerini kullanıyoruz. Yani bu 5 tanesini eğer isterlerse 5 tane yazabilirsin. 6 tane yaz, 7 tane yaz. Onlar ne olabilir? Örnek veriyorum işte Evlerimizde kullanıyoruz. Bilişim teknolojilerinin çok fazla akıllı ev sistemleri var. Mesela işte Bluetooth'tan veya Wi-Fi özelliğinden diyoruz ki kahve makinesini ayarlayarak kahve yapabiliyoruz. Klimamızı ayarlayabiliyoruz. Perdelerimizi işte ayarlayabiliyoruz. Gerçekten de muazzam işimizi de kolaylaştırabiliyor. O yüzden bu şekilde düşünürseniz çok tatlı olacaktır. Bankacılık kısmında da çok fazla kullanıyoruz. İletişim alanında da çok fazla kullanıyoruz. Ki iletişimde mesela WhatsApp olabilir, Facebook olabilir ki artık Facebook çok böyle... Yani sizler çok kullanmıyorsunuz ki sosyal medyadan biraz uzak durabilirsiniz arkadaşlar sizler. Sosyal medya biraz yoruyor bizleri. O yüzden sizler bile küçüksünüz daha yani sosyal medya alanında çok fazla takılmanızı hiç önermiyoruz. Oyun oynama kısmında tamam bir yere kadar oynayabilirsiniz ama çok da abartmayarak oynayın tamam mı? Eğlence de yazabilirsiniz. Mesela 6 dese mesela eğlence. Eğlence kısmı da çok fazla oluyor. Oyun oynamak, film izlemek, dizi izlemek gibi bir sürü teknolojik kısımlarda farklı şey yapabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Peki. Ben bu sorunun da çıkabileceğini düşünüyorum. Bilişim teknolojilerini sağlıklı bir şekilde kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Kısaca açıklayınız demişiz. Şimdi bilişim teknolojisini sağlıklı bir şekilde kullanmak demek ne demek? Aslında bilgisayarla daha fazla kullanıyoruz ya yani telefon olabilir, tablet olabilir fark etmez. Öncelikle çok fazla kullanıyorsak mesela 5 dakika bakacaksak tamam sıkıntı yok 5-10 dakika bakacaksak problem yok ama mesela saatlerce baktığımız durumlar olabiliyor mesela 1 saat bakıyoruz 2 saat bakıyoruz 3 saat bakıyoruz ya işte o bakmaktan dolayı bizim duruşumuz çok değerli olacaktır o yüzden mutlaka dik durmalıyız yani dik oturmalıyız yatarak dik oturmalıyız yatarak var mı yani <laughs> gerçi dik oturarak çalışan var mıdır bilmiyorum ama kullan düşünsene oyun oynuyorsun böyle dimdik böyle rahat olmuyor aslında değil mi? Tamam eyvallah ama arkadaşlar eğer uzun süre kullanıyorsanız kesinlikle mutlaka dik oturmanız gerekecektir. Evet ondan sonraki süreçte daha bir sürü şey var biliyor musunuz? Yani e, belimizi desteklememiz gerekiyor. Belimizi kesinlikle destekleyelim. Arkamıza destek koyabiliriz. Ve ondan sonra bilgisayar ekranı göz hizasında olmalı. Evet hemen bunu da yazabiliriz. Bu önemli bilgi çünkü. Ekran göz hizasında olmalı. Madde madde de yazabilirsiniz bunları. Bence kabul eder öğretmeniniz. Madde madde olması hiç problem olacağını düşünmüyorum. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Evet kullanım süresi çok değerlidir. Bak kırmızı ile yazıyorum. Kullanım süresini azalt. Süresini ayarla diyelim. Bazen oyunlarda mesela biz böyle kendimizi kaptırıyoruz, gidiyoruz değil mi? İşte bir PUBG atıyoruz, bir Brawl Stars atıyoruz, ne bileyim bir Roblox atıyoruz ki artık Roblox kapandı biliyorsunuz ki atamıyorsunuz. İşte ne bileyim bir valorant atıyorsunuz, LoL atıyorsunuz ki yorumlarda da bekliyorum hangi oyunları çok fazla oynuyorsunuz onları da görmek istiyorum. Ve ekran süreniz ne kadar yani ne kadar fazla oynuyorsunuz onları da mutlaka yorum kısmına yazın istiyorum. Yani arkadaşlar burada bunlara dikkat edin bakın kendinize yani zarar veriyorsunuz. Gözleriniz bozulmaya başlamış. Mesela biz öğrencilerimizden görüyoruz. Gözlük takanların sayısı çok fazla oluyor. Neden? Çünkü sürekli ekrana baktığımız için ve uzun süre baktığımız için bu sefer göz kaslarımız yakını görmeye başlıyor. Yani yakına odaklanıyor. Uzağa görmemeye başlıyor. Biz böyle sürekli işte böyle yakına baktıkça yakına baktıkça uzak görünme kısmını azaltıyoruz. O yüzden mutlaka ara vermeniz gerekiyor. Bakın ara vermelisin. Mesela bu ara ne olabilir? 10 veya 15 dakikalık aralar olabilir. Örnek veriyorum bir saat kullandın 10-15 dakika ama bak, arayı verirken mutlaka şunu yapma. İşte kitap okumak, işte televizyon izlemek. Yani aslında biz buradaki arayı niçin veriyoruz biliyor musunuz? Biraz daha uzak kısma bakabilmek için uzak. Yani uzağa bakabildiğiniz kadar uzağa bakmaya çalışın. Açın camı en uzak nokta neresi oraya bakmaya çalışın. Göz kaslarınızı orada çalıştırın. İşte ne bileyim en üst noktaya, en uzak noktaya bakmaya çalışın. Mesela sen ara verdin tamam mı? Evet, bilgisayar kullandın ara verdin. Ne gidip televizyon izlemek, kitap okumak da insanın gözünü yorabilir. İşte egzersiz yapabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. bunların önemi çok değerlidir. O yüzden bunlara dikkat ederseniz buradan da tabii ki 10 puan almış olacaksınız. Peki aşağı indik. Şimdi donanım ne demektir? Açıklayınız. Donanım elemanlarından 5 tane örnek veririz. Şimdi donanımları biliyorsunuz. Bilgisayarı çok fazla kullanıyorsunuz. Bilgisayarımızın donanım parçaları vardır. Donanım demek aslında bizim dıştan işte görebildiğimiz, elle tutabildiğimiz durumlardır aslında. Tamam mı? Yani mesela kendi ni için düşün. Mesela sen okula giderken ne yapıyorsun? Çantanı alıyorsun değil mi? Donanımını alıyorsun. Donanımsal hale geliyorsun. Ayakkabını giyiyorsun. İşte ne bileyim saçını tarıyorsun. İşte saçını kızlar için toka takıyorsunuz mesela örnek veriyorum işte bileklik takıyorsunuz örnek veriyorum gibi mesela. Bunlar dışarıdan elle tutabildiğimiz ve görebildiğimiz durumlar bizim için donanım parçası olacaktır. O zaman biz donanıma diyelim ki elle tutulan gözle görülen parçalardır. Kısa ve öz. Bunu yazsan yeterli olur diyorum. Elle görülen ve işte ne diyebiliriz? gözle görülen. Zaten gözle göreriz ama gözle görülen donanım parçalarıdır. Benim yazım biraz çirkindir. Arkadaşlar onun için özür diliyorum. Yani yarışma yapsalar deseler ki Türkiye'de çirkin yazma yarışması yapıyoruz deseler muhakkak ki birinci olurum bakın. Muhakkak ki birinci. Kesin birinci. Birinciliği kesin vermem bak ona göre. Ben de bak birinci. Çok kötü yazıyorum çünkü. Evet bakalım. Elle görülen, gözle görülen. Elle görülen mi? <laughs> Benim Türkçem de bozulmuş arkadaşlar. Elle tutulabilen olacak Evet bayağı gittim Gözle görülen donanım parçalarıdır dedik Peki tamam eyvallah e Peki bunlar ne ola yani Elle tutup gözle görebildiğimiz Bak en çok kullandığınız Tuşları var hatırladın mı Tuşları var enter tuşu var Boşluk tuşu var Yön tuşlarımız var WASD var en çok kullandığınız Evet Geldi geldi Klavye var en çok kullandıklarımız. Bir de de yazabilirsin. Ya hocam ben proyum. Yani bunları zaten herkes bilir. Ama benim bildiklerimi kimse bilmeyebilir deyip tak diye buraya remi yazabilirsin mesela. Hoca da şaşırır. Allah'ım bu çocuk neler biliyor falan diyebilir yani rem diyebilirsiniz. Sonra üzerine ana kartı yapıştırırsın. Ana dersin hoca Allah'ım ne oluyor bu çocuk ne biçimi öğrenmiş falan diyebilir. E en sonunda da ne dersin biliyor musun? Bunu kimse aslında birçok kişi biliyor ama işte enerji güç de diyebiliriz, enerji de diyebiliriz, power supply de diyebiliriz. İşte bir sürü şey diyebiliriz aslında. Ama ben buraya ne diyeceğim biliyor musunuz? İşlemci diyeceğim arkadaşlar. Çok önemli. Bu işlemci bizim beynimizdir. Yani aslında bizim beynimize denk geliyor. Bilgisayarın beyni de işlemcidir. Bütün işlemleri işlemci yapacaktır. Tamam mı? Klavye, mouse, RAM, anakart, işlemci daha fazla var. Hatta bunları mesela iç ve dış diye de ayırabilir. İç parça, dış parça diye. Hatta giriş çıkış diye ayırabilirler arkadaşlar. Giriş ve çıkış ben bunları anlatmak istiyorum size. Ki çıkarsa yapın diye söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın iç kısımda bilgisayarın kasası diye bir şey vardır tamam mı? Şöyle bir kasa vardır ve bu kasa aslında hiçbir şeye yaramaz arkadaşlar. Neden? İçerisinde parça yoksa hiçbir işe yaramaz. Sadece parçaları korumak adına yarar. Bu kasanın içerisinde ise mesela RAM olabilir, işte ne bileyim hard disk olabilir. Ne bileyim işlemci olabilir bunun gibi. Ama dışarıdaysa şöyle mesela masanın üstündelerse işte ne bileyim şöyle mouse gibi klavye gibi, hoparlör gibi, webcam gibi bunlar da dış olacaktır. Peki giriş nedir? Arkadaşlar ben bilgisayara taktığımda girme kısmında bilgisayarın içerisinde bir işlem yapabilmek istiyorum. Mesela klavye. Klavyeyi taktım ve giriş işlemi yapıyorum. Mesela Mouse girdim bilgisayarın içerisinde işlem yapıyorum mesela yazıcı yazıcı nedir yazıcı yazıcı bilgisayara taktığımda bilgisayardan bir şey çıktı almak değil mi gibi düşüneceğiz. Mesela hoparlör. Ben hoparlörü taktım hoparlörden ses geliyor dışarıya geliyor. O yüzden çıkış birimi diye bunu da bu şekilde kodlayabilirsiniz. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Artık bazı şeyleri de yorum yapın. Yani direkt ezberlemekten ziyade yorum yapmaya çalışsanız daha mantıklı daha tatlı olur tamam mı? Peki diğer dördüncü sorumuz var. Aşağıda aşağıdaki klavye tuşlarının görevlerini yazınız demiş. Şimdi enter tuşumuz var, caps lock tuşumuz var, ctrl C var, ctrl V var ve ctrl S var. Nedir bunlar yahu? Bunları e, biliyorsunuz, görmüş olmanız gerekiyor. Hemen bakalım, bakalım, bakalım şimdi. Burada arkadaşlar ben size dikkat etmeniz gerekenlerden bir şey söylemek istiyorum. Mesela bu enter tuşu çok çıkabilir. Caps lock tuşu çıkabilir. Hatta space, backspace tuşu var. E, çok fazla kullanıyorsunuz. Geri tuşu mesela sildiniz geri tuşu var. Space tuşu var mesela boşluk tuşu var mesela onu da kullanabiliyorsunuz ama ben burada 5 tane yazdım arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli olacaktır. Mesela enter tuşu onay vermemizi sağlar arkadaşlar. Onay. Onay vermek. Onay vermemizi. Biraz böyle güzel yazmak istiyorum çünkü çirkin yazıyorum ya. Ve bir satır aşağı. Yani aslında bu bir satır dediğimiz yazı yazma kısmında kullandığımız olabilir. Mesela Caps Lock var. O güzel. Bakın bu büyük harf. Eğer caps caps lock, caps Lock açıksa büyük yazar. Eğer Caps Lock kapalıysa küçük yazar. Tamam Yani aslında Caps Lock büyük ve küçük yazmak işine yarar. Mesela Caps Lock'a bastım açıldı büyük. Caps lock'ı kapattım küçük. O zaman ne olacaktır? Küçük yazacaktır tamam mı? Bakın ctrl c diye bir kısa yol tuşu var. Bakın c'den İngilizce biliyorsanız da diyebilir biliyorum. Copy ne ya? Allahım ben var ya i̇yice, iyice gittim yani. Arkadaşlar copy'den kopyalamak gibi düşünün. Kopyalamak tamam mı? Ctrl c'ye basarsam seçtiğim bir şeyi ne yapacağım? Kopyalayacağım. Mesela örnek veriyorum. Ben dedim ki şuradan bir şey seçeyim. Bak mesela buradan bir satır aşağıya seçtim. Ben direkt CTRL e C deyip bak kopyaladım ya. Sonra CTRL e V yaparsam bakın buraya ne yaptı? Aynısını yapıştırdı. Yani aslında bu benim ne işime yarıyormuş? CTRL e C kopyalama işine seçtiğim bir şeyi kopyalama. Tamam mı? Dikkat edeceğiz. Kopyalama işine yarar. Fakat bu ikisi Bakın kopyalama işini yapmadan CTRL V yapamazsınız. Yani yapıştırma olayını yapamazsınız. Kopyaladığınız bir şeyi yapıştırmak istiyorsan yapıştırmak için kullanılır. Aslında ben CTRL e C'yi kullandım tamam problem yok. Sonra CTRL'i V'yi kullanıyorum ki e, ikisini olsun? Bir kombinasyon oluştursun. Sen bir şeyi kopyalamadan onu nasıl yapıştıracaksın ki doğru mu? Evet e S dediğimiz bütün hepsi pardon bu CTRL e A'ydı belki CTRL e A'yı da sorabilirler. Bu CTRL e S demek arkadaşlar S harfinden aslında İngilizce'den save, hak... save diye okunur. Yani save diyebiliriz. Sevlemek demek kaydetmek demek. O yüzden ben bunu kaydet olarak alıyorum. Tamam mı? Kaydet. Mesela bir uygulama yaptınız. Word'den yazı yazdınız. CTRL-S yaparsanız kaydetme işlemini yapacaktır. Okey. Mesela CTRL-A var. CTRL artı A var. Hepsini seçme kısmı var. Hepsini seçme. Sonrasında işte CTRL artı Z var mesela. CTRL-Z demek geri al demek arkadaşlar. Yaptığın işlemi geri al demek. Bazı şeyleri bu şekilde düşünebilirsiniz. Ama de dediğim gibi genel olarak bunlar sorulur arkadaşlar. 5 tanesini cevaplarsan zaten 20 puanı almış olacaksınız. Şu an bakalım. Burada bir 20 puan aldım birinci sorudan. ikinci sorudan 10 puan aldım 30 puan. Üçüncü sorudan 20 puan aldım 50 puan. 70 puanım var şu an Allah bereket versin. Geçtim sınıfı falan deme ortalamanı yükseltmeye çalış tabii ki. Neden biliyorsun mesela devam etsene ya. Evet, aşağıdaki dosya uzantıların hangi programlara ait olduğunu yazınız. Arkadaşlar dosya uzantısı demek şu demek? Dosyanın neye yani hangi uygulamaya veya hangi neye aslında hitap ediyor? Yani ben buradan uzantıdan o dosyanın ne işe yaradığını bulabilirim. Mesela düşünsenize filmler mp4 dedim diyorum ki Tamam bu filmler ama bu filmler olmayabilir mesela adam a diye kopyalıyor a mp4 mesela diyorsun ulan bu a diyor da bu dosyanın adı a tamam ama oğlum bu ne dosyası olabilir ki hemen ne yapıyorsun noktadan sonraki kısma bakıyorsun diyeceksin bu video dosyasıymış o zaman dikkatli açmam lazım diyeceksin tamam mı yani şöyle düşünün işte C olabilir MP4 mesela ya da MP3 mesela müzik dikkatli açabilirsin. Yani şöyle bazen buralarda bu tür şeylerde virüs geliyor arkadaşlar bilmediğiniz şeyleri mutlaka açmayın. MP4 yazabilir MP3 yazabilir ama bunun içerisinde virüs saklıyor olabilirler. O yüzden dikkatli açın diyorum. Güvenmediyseniz o dosyaları mutlaka açmayın. Tamam bazen bilgisayarlarda yüklüyorsunuz hani crackli mrekli bilgiler oluyor ya crack yapıyorsun ya crack arkadaşlar adam sana bedavaya bir şey verir mi vermez e sana crack yaptırmak istiyor crack yapıyorsun da e, adam diyor ki eee, diyor, ben bunu bedava veriyorum ama bunun bir bilgisayarına sızayım diyor trojan atı yollayayım trova atı yollayayım bunu altın sırada göreceksin o yüzden mutlaka dikkat edeceksin Evet bakalım dosya uzantıları mutlaka dosya uzantılar kısmından da ben bunlardan soracaklarını düşünüyorum. E, genel olarak bunları sorarlar zaten. Mesela Word Doc dediğimiz Word dosyası tamam mı? Bu Word dosyası da yazı yazmak için kullanılır. İşte dilekçe yazabilirsiniz, kitap yazabilirsiniz, ne yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Doc e, dosya uzantısı PDF. Arkadaşlar benim şu an kullandığım mesela şu dosyada bir PDFten aslında bir pdf demek kitap dosyasıdır yani yazıyı kitap dosyasına e, çevirmek mesela ben bu word dosyasında yazımı yazdım sonra bunu ne yapıyorum farklı kaydet kısmına geliyorum oradan işte pdf'i seçip pdf olarak kitap desteği olarak kitap gibi kaydedebiliyorum gif herkes bilir bunu yahu gif hareketli resim hareketli resim dosyası Evet mp3. mp3 de biliyorsunuzdur. Müzik dosyası arkadaşlar. Müzik. Yani 3 biz bana müziği verecektir. 4 de video dosyası olarak gösterebilirim. Video dosyası olacaktır. Müzik dosyası. Video. Dosyası diyeceğim. Tamam mı? Peki 6. sorumuz. Hafıza birimlerini küçükten büyüğe doğru, küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Hafıza birimleri vardır. Mesela hani sizler bir şeyler saklıyorsunuz ya örnek veriyorum size işte bilgisayarınıza veya telefonunuz mesela diyorsun ki 128 GB'lık telefonun var. Bu GB dediğimiz ve 128 dediğimiz aslında hafızanın ne kadar olduğunu gösteriyor. Yani senin depolama alanını gösteriyor. Anlaştık mı? Buradaki depolama alan kısmında da sen aslında şeyler hafızadan kaynaklı. Hafızadan biliyoruz. Okey mi? O zaman benim en küçük hafıza birim nedir? Hafıza birimim nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bitti bit. Bittir. En küçüğümüz bittir tamam mı? Sonra bitten sonra byte gelir. Sonra byte'den sonra kilobyte gelir. Sonra megabyte gelir. Sonra gigabyte gelir. Bunu biliyorsunuzdur. Gigabyte çok duydunuz değil mi? Sizin şeyinizde çok fazla var. Yani şu anki nesilde çok fazla terabyte falan çok göremiyoruz ama gigabyte'ı görebiliyoruz. Mesela terabyte'ı da biliyoruz artık yavaş yavaş. Hatta bu böyle gidiyor arkadaşlar. Bayağı gider. Ama bizim şu anki bilmemiz gereken sıralama şu olur diyebiliriz. En küçüğümüz bit, byte, Kilobayt, megabayt, gigabayt ve terabayt şeklinde yapabiliriz. Bunların kısaltılmışlığı da var. Bit, bittir. Ee, Bayta B diyeceğiz. Kilobayta KB diyeceğiz. Megabayta MB diyeceğiz. Gigabayta GB, GB diyeceğiz. Ve terabayta da TB diyeceğiz. Ve bu işi burada bitireceğiz. Ve noktamızı koyacağız arkadaşlar. Anlaştık mı? Yüzümüzü alacağız. Böyle yüz görülmedi. Ben şuna inanıyorum. bence çok rahat bir şekilde alacağınızı düşünüyorum. Bilişim teknolojilerinden korkmayın ama dersi de kesinlikle önemsememezlik yapmayın. Çünkü çok değerli, çok önemlidir. Günümüz artık teknoloji, mutlaka teknolojiye önem verin ve teknolojiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beşinci sınıf matematik izlemeyi unutmayın. Bakın buralarda sağda solda olması gerekiyor. Buradan birine bir yerden tıklayın, izleyin. Görüşürüz.